Yine insanların klavye başından bol keseden delikanlık kastığı bir haberle karşınızdayım. Bence bu tarz insanlar için biraz da simülasyon gerekiyor. Hayatın gerçekliklerinden fazla uzakta yaşıyorlar. Bazıları Cihangir'de, bazıları Kadıköy'de hayatlarında hiç varoşlarda, yani sert ortamlarda büyümemişler herhalde veya büyümüşlerse de o kadar iç içe olmamışlar oranın gerçekliklerinin farkında olamamış insanlar oluyorlar. Bunlar için bence şöyle bir şey tasarlanmalı gelecekte. Bir simülasyon mesela karşısında satırlı, gözü dönmüş bir in insan olunca nasıl davranabileceğini belki bu yolla öğrenirler. Olayı size anlatıyorum. Hatay'da satırla dayak yiyen kadını sadece izlediler. Bir kadın peşinden koşan saldırgandan kaçarken kaldırımda tavla oynayan şahıslardan yardım istedi. Saldırgan kadına saldırırken çevredeki vatandaşlar müdahale etmeden izledi. Olayı Hatay ve satır diye yazarsanız internette direkt çıkar. Şimdiye kadar izlememişler için söylüyorum bunu ama illa karşınıza çıkmıştır. Özetle kadın kaçıyor. Dükkan önünde de 5-6 tane işte dayı var. Tavla oynuyorlar. Sonrasında bir kek geliyor. Nereye kaçabilirsin tarzı bir şey diyor sanırım. El hareketlerinden belli oluyor. Oradaki dayılar da hiçbir şey yapmıyor. Bayağı umursuzca davranıyorlar. Bu yaptıkları hareketi ben de çok normalleştirdiğimi söyleyemem. En azından kızı alıp uzaklaştırabilirlerdi. Veya dükkana vesaire bir şeye sokabilirlerdi orada. Bir nebze olsun korumasını sağlayabilirlerdi. Ama internetteki yorumları bir göreceğiniz. Ya bizim ülkede bayağı Avengers kahramanı varmış sanırım. Kuralım oğlum bizde öyle bir ekip. Filme falan da alırız. Bakın milyar dolarlar kazanıyor böyle projeler. Bu yeteneği değerlendirmemiz gerekiyor. Herkes Street Fighter prosu. Yok şöyle yapardım, böyle yapardım. Ben olsam şöyle yapardım. Bir de başkalarının hayatlarına da karar veriyorlar. Karşında bir keko var. Gözü dönmüş. O sırada ne baktın diye bile saldırabilir sana. Ama yok sen orada kalabalıkmışsın yaşlılar. Hayatını başkalarının hayatı için tehlikeye atman gerekiyormuş. Çünkü Cihangir teyzeleri böyle düşünüyor. Cihangir teyzelerine göre senin hayatının bir önemi var mı? Yok Cihangir teyzeleri bu dünyanın en üst canlılarıdır sonuçta. Onların bir dediğinden dışarı çıkmayın sakın. Gerçekten bak varoşlarda yaşamayan insanın oranın atmosferini bilmeyen insanın orası hakkında herhangi bir yorum yapmasını saçma buluyorum. Ekşide falan linçlemişler mesela. Twitter'da ayrı linçlemişler. Herkes bizde süper kahraman. Oğlum bu kadar süper kahraman varsa bizim ülke niye bu kadar çok suç olayıyla karşı karşıya? Çünkü baktığımda hepinizde baya süper güçler var. Uçabiliyorsunuz, kaçabiliyorsunuz. İnsan üstü canlılarsınız hepiniz. Oğlum bunu iyi bir şeylere de değerlendir bence Çok rahatsız edici ya. Suçu işleyen şahısı değil de bu adamları linçliyorlar. Hayatınızda hiç satıra dokundunuz mu? Gerçekten bunu merak ediyorum. Elinde satır savuran adamın gerçekliğinin farkında bile değilsiniz siz ya. Öyle uzaktan efelik taslamakla olmuyor. Büyük ihtimal benzer şeyleri siz de yapardınız o tarz olay anlarında. Bu işler böyle yürümüyor. Kolluk kuvvetlerinin yapması gereken şeyleri vatandaş yapamaz. Yapsa onun başına ayrı ayrı olaylar patlayabiliyor. Diyelim ki burada bir adama karıştırılıyor çatışmaya kalktılar. Adamın gözü döndü saldırmaya başladılar. Bunlar da bir iki ayırayım derken hop adama bir zarar vermeye kalktılar. Ne oldu? İçeride hapistesin. Veya ayırmaya kalktılar. Adam bu sefer kadına değil de bunlara göz dikmeye başladı. Bunlara saldırmaya başladı. En iyi ihtimalle yaralandın. Kötü ihtimalle de geçmiş olsun artık. Cihangirli teyze de artık seni yad eder bol bol. Kesinlikle yad eder. Senin heykelini falan diker. Eşine, çocuklarına, torunlarına bol bol yardım eder. Çünkü Cihangirli teyze öyle milyar dolarları var ve iyilik için harcıyor bunları Normal basit olaylarda bile araya girdiğinizde sizin başınıza bir şeyler gelebiliyorken böylesine uç olaylarda bir de araya girmediğiniz için linç yiyorsunuz insanlar tarafından. Var ya başkalarının hayatlarına karar vermede şahanesiniz he. Uçmalar, kaçmalar. En iyisini siz biliyorsunuz yemin ediyorum. Ben benimle alakası olmayan bir insanın hayatı için kendi hayatımı tehlikeye atamam. Belki senin hayatın çok değersizdir. Benim umurumda değil. Ben kendi hayatıma önem veriyorum. Orada yapılabilecek şeyler basittir. Bu dayılar gibi izler miyim? İzlemem. Yine adama sesli bir şekilde ikazda bulunabilirim. Bunun yanında polisi arayabilirim. Bunun ötesinde benim vatandaş olarak herhangi bir yükümlülüğüm yok. İnsan olarak da yok. Yok saçma sapan arkaya edebiyat kasıyorlar. Bu işler öyle yürümüyor. Cihangir'de de yürümez. O olayda o adama sadece bakman bile senin başına büyük dertler açabilir. Ya bu tarz haberlerden gaza gelip de benzer olaylarda ayırmaya kalkmayın. Saldırgana saldırmaya çalışmayın. Gözü dönmüş bir insandır. Neler yapacağı belli olmaz. Durduk yere hayatınızdan olursunuz ve sizi kimse, konuşma. Haberlere bile çıkmıyorsunuz. Çıktığınız yerel gazetenin köşe kenarında bir tane haber oluyor anca. Kimse takmaz sizin hayatınızı ya. Bak buradan da nasıl linçleyecekler. Hepsi delikanlı, hepsi süper güç bunların. Tamam sizi de rahat ettireyim. Bak ben orada olsam adamı alırdım tek elimle. Hemen satırını da alır fırlatırdım. Çünkü çok kolay çekilebilen bir şey satır. Fırlatırdım havaya birkaç tane anime yumruğu, sonra yere düşerken birkaç tane darbe. Uf! Ben de sizin gibi delikanlı oldum mu hemen. Siz siz olun bu durumlarda kahramanlık yapmaya çalışmayın. Güzel canınızdan olursunuz. Polisi ararsınız veya sözlü ikazda bulunursunuz. Yapabileceğiniz tek şey budur. Eğer bu tarz olaylardan da çok şikayet ediyorsanız, daha önce yaptığım podcast'ler gibi bu konuda insanları bilinçlendirmeye çalışırsınız, sisteme baskı oluşturmaya çalışırsınız. Bu kadar. Bu olayın çözümü bu değil. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.